Sevile abla, dışarıda inşaat hala bitmedi mi? Ya da sizin orada ne inşaatı var? Diyenler için... Şu an evimin etrafında olup biten şeyler bunlar. Tam yanımda ve tam karşımda. Hop hop hop, yeri yeri yeri, beri 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 laflarının üzerine eğer seslerim duyulursa size benim de anlatmak istediğim birkaç şey var. Kaşlarınızı nasıl şekillendireceksiniz? Aklım oraya gidiyor. Abuk subuk şeyler. Zaten söylemediğim şeyler değil ama daha da abuk subuk şeyler söyleyebilirim. Bunlar ne mi? Bunlar chops değil. Bunlar böyle uzak doğuda yemek yemek için kullanılan çubuklardan. Aslında bende nasıl olur da şiş kebap çubuğu olmaz? Vardı, bulamadım. Sadece kaşları şekillendirmek için daha ince bir şey bulmak istediğim için bunları bulabildim şimdilik. Kaşlarımıza nasıl şekil vermeliyiz? Bunun için bir takım geleneksel yöntemler var tabii ki. Bunlardan bir tanesi burun kenarından, kaşın başlangıç çizgisini burun kenarından yukarıya doğru dik açıyla tutmanız. Bu kesinlikle önermediğim bir yöntem. Çünkü eğer bu yöntemle ben kaşlarımı almış olsaydım, burnum benim birazcık geniş ve büyük zaten. O kısmına bir şey demiyoruz. Fakat benden daha da geniş burunlu olan birisi mesela burnu buralara kadar ve eğer onu hizalarsa kaşlarının bayağı bir geriden başlaması gerekir. Dolayısıyla ben şimdi eğer burnumun dış köşesini hizalasaydım, ki bu çok değişken, burun göz iç köşesi gibi de hizalanabiliyor. Siz buradan dümdüz hizaladığınızda benim burayı komple açmam gerekiyor. Tam bu çubuğun kalınlığı kadar içeriye girmem gerekiyor. Bu doğru bir teknik değil arkadaşlar. Normalde kaşınızın, eğer gözleriniz normalse, kaşınız burnunuzun tam ortası. Normalde bakın şöyle aynı 21 kemiğine oturur gibi burnunuzun tam ortası böyle bir sıkılmış gibi kavislidir. Eğer öyle değilse bile burnunuza bakıyorsunuz, tam ortasını buluyorsunuz ve yukarıya doğru dik bir açı çiziyorsunuz, çekiyorsunuz. Bunu cetvelle yapabilirsiniz, makyaj fırçasıyla yapabilirsiniz ama daha ince olursa hata payınız da daha az olmuş olur. Burnumun tam ortasına bu çukura yerleştiriyorum. Dediğim gibi burada böyle bir kavisiniz olmayabilir. O zaman da burnunuzun tam ortasını hizalayayım ve yukarıya doğru dik bir açı çizin. Gözleriniz birbirine yakınsa veya uzaksa bu başlangıç bölümü değişecektir. Gözleriniz birbirine yakın mı nasıl anlayacağız? Parmaklarımla ölçüyorum. Bunu herhangi bir cetvel, kağıt veya bir çubukla da ölçebilirsiniz. Daha sağlıklı ve kolay bir yöntem. Parmaklarımın uçlarını, tırnaklarımı daha doğrusu daha net olması için göz pınarımla gözümün bittiği yere, tam dış köşeye yerleştiriyorum ve daha sonra elimi hiç bozmadan tekrar göz pınarına baş parmağımı yerleştiriyorum ve diğer parmağım da eğer göz pınarıma değiyorsa gözlerimin yakınlığı birbirine ideal demektir. Eğer göz pınarına parmağımı yerleştikten sonra diğer parmağım diğer gözümün pınarından daha içeriye değiyorsa o zaman gözlerim birbirine yakın demektir. Gözlerim birbirine yakınsa o zaman tekrar aynı şekilde ölçüyorsunuz. Burnunuzdan yukarıya dik bir açı çiziyorsunuz ve buradan parmağınızla yaklaşık bir veya yarım parmak kadar içeriden başlayabilirsiniz. Fakat bunu yapmadan önce mutlaka bir concealer veya da beyaz kalem veya böyle concealer kalemiyle kaşlarınızı boyayın. Çünkü kaşın size yakışıp yakışmayacağını ya da ne kadar alacağınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gözleriniz birbirine yakınsa kaşlarınızı ayrı almanız gözlerinizi illüzyon olarak birbirinden uzaklaştıracaktır. Gözleriniz birbirine yine yakınsa diğer bir hizalama yöntemi göz pınarınız. Göz pınarınızdan yukarıya doğru bir dik açı çizdiğinizde başlangıç yer sizin ideal kaş başlangıç noktanız olabilir. Hangi şekilde alırsanız alın mutlaka ve mutlaka bir concealer veya da böyle concealer kalemi gibi
bej rengi bir kalemle veya fondötenle kaşlarınızı önce kapayın. Bakın bakalım o kaş istediğiniz kaş mı, size yakışıyor mu? Eğer gözleriniz birbirinden uzaksa yine aynı şekilde gözlerimi ölçüyorum. Yine göz pınarıma değdiriyorum bir parmağımı. Eğer diğer parmağım gözüme değmiyorsa, göz pınarıma değmiyorsa gözlerim birbirinden biraz uzak demektir. Bunları da yakın göstermek için, uzak gözleri daha yakın göstermek için normal ölçüm yönteminizi yaptıktan sonra biraz daha içeriye doğru eğer yeni alacaksanız bırakmanız gerekiyor. Eğer almışsanız daha önce kaş kaleminizde birazcık içeriye doğru dolgu yapmanız gerekiyor. Eğer alnınız genişse kaşlarınızın birbirinden ayrı olması alnınızı daha da geniş gösterir. O yüzden alnınız genişse kaşlarınızı biraz daha yakın tutmaya çalışın. Eğer alnınız darsa yine ayrı kaşlar, birbirinden uzak kaşlar alnınızı daha geniş gösterirler. Aynı şekilde alın genişse kalın kaş, alın darsa ince kaş daha fazla alnınızı geniş veya daha dar gösterecektir bu duruma göre. Yine kaş göz mesafesi eğer darsa, bu kısım biraz darsa, kalkık kaş daha bu mesafeyi genişletir ve daha ince dolayısıyla bir kaş bu mesafeyi genişletir. Eğer bu mesafeniz çok genişse yine kalın kaş sizin için çok idealdir. Gelelim kaşın kavisini nasıl ayarlayacağız? Kaşın kavisini ayarlamak için yine burun dış köşesi ve göz bebeğini baz alırlar. Şimdi eğer bunu yaparsanız kaşınız biraz daha ortadan kavisli olur. Göz bebeğinizin, bunları yaparken hep karşıya bakmanız gerekiyor. Göz bebeğinizin bittiği yere bakalım, aynaya bakmadan ben de göremiyorum şu anda ama biraz yaklaşayım. Göz bebeğinizin bitiş yerini baz alabilirsiniz. Bu da diğer bir yöntemdir. Göz bebeğinizin tam bittiği yeri baz alabilirsiniz. Ancak en ideali benim de kaşlarıma şekil verirken kullanmış olduğum yöntem burnumun ucundan göz bebeğimin ortasından geçirerek kaşımın kavis olması gereken yerini buluyorum. Yine kaşımın bittiği yeri hizalamak için ise klasik zaten o. Burnumun dış kenarı, gözümün bittiği yer, dış köşesi ve ikisini hizaladığımda bulduğum yer, kaşımın bitmesi gereken yer. Eğer kısaysa yine kalemle doldurun, uzunsa alabilirsiniz. Peki burnumuz genişse dedin, şimdi neden burayı burnundan köşesinden hizalıyorsun? Çünkü bu ne kadar burnum geniş olursa olsun bu kaş mesafesi, bitiş yeri çok fazla fark etmeyecektir. Çok minimal değişiklik gösterecektir. Bu da hizalamak ve eşitlemek açısından ideal bir yöntem. Kaşınıza yeniden şekil vermek için dediğim gibi mutlaka her iki yöntemde de gözleriniz uzaksa da yakınsa da normalse de mutlaka kaşlarınızı önce almak istediğiniz kadar alın. Boyayın. Alın. Almayın tabii ki. Önce boyayın. Bakın. Bu hoşunuza gidiyor mu? Dediğim gibi eğer ben burnumun dış köşesiyle hizalasaydım bunu, tam olarak şu kısmı yok ediyordum. Ve böyle bir kaşım oluyordu. Fena da olmadı. İskandinavlar falan çok böyle ayrı kaş kullanıyorlar. Onlar da moda herhalde. Yine kaşınızı inceliğini ve kalınlığını ayarlamak için ne kadar uyacağınızı yine mutlaka bir concealer'la veya fondötenle kaşınızı kapatın. Ve sonra istediğiniz inceliği bulun. Bakın bakalım yakışıyor mu size? Bana ince kaş hiç yakışmıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni www.sevbebebe.com'dan takip etmeyi unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.